Sebep Sonuç reklamlarının ardından devam ediyor. Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Enis Tulça bizimle. Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç bizimle ve Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel bizimle Rusya'yı konuşuyoruz. Reklama gitmeden önce bu nükleer işi ne olacak dedik. Putin bütün sistemleri, hazırlıkları yapın, tamamlayın dedi. Hemen bununla geçelim mi hocam? Bunu sormak istiyorum. Onunla ilgili sorular çok geliyor. Böyle bir nükleer savaş tehlikesinin ihtimali nasıl görüyorsunuz? Dehşet dengesi devam eder mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu arada canlı görüntüleri de aktarıyor arkadaşlarım size. Ben o mertebeye geleceğini zannetmiyorum. Şimdi başlamış bir masa görüşmeleri var. Bir şekilde demin bahsettiğim gibi Rusya açısından dezavantaj bu yaptırımların bu iş ne kadar uzarsa sıkıntıya doğru belki Rus ekonomisini sokaktaki vatandaşı Rusya'da yavaş yavaş hissettiril hale getireceği mevzubahis olacaktır tabii ki. Ukrayna açısından da bir şekilde bu yaşanan trajedi ve en azından Donbas bölgesiyle ilgili bir uzlaşı 2014'e dönüp Kırım'ın belki bir şekilde kabul ettirilmesi durumun Ukrayna'ya veyahut da zaten bütün maraz şuradan çıkıyor. Hem Ukrayna için Şarkaşvili de aynı hataya düştü. Yani 1992 sonrası bu Rusya'dan kurtulduk oh refleksinden sonra her iki ülkede de Batı'nın özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin işte söylendi demin Karadeniz'de beni sıkıştırma diye feryat yandı Putin kaç aydır kaç yıldır. Bu iki ülkeden farklı bir durumda belki Nursultan Nazarbayev'di. O çok itidalli durdu Kazakistan'la Rusya'nın dengesini 30 küsür sene ama burada her iki yerde işte 2008'de Gürcistan'da ve 2014'te burada ama her ikisinde onlarda da büyük bir nükleer riske gidiş durumu olmadı ama o zamanki yaptırımlar daha zayıftı. Türkiye hatırlıyorsunuz hiçbirine katılmadı hemen hemen o zaman. Bu sefer de sadece en önemli fark yaptırımların gerçekten bu hafta sonu hepimizi şaşırtan şekilde en azından ben öyle beklemiyordum. Hem NATO nezdinde hem Avrupa Birliği'nden işte Almanya'nın bugün silah göndermesi vesaire. Çok sert mi buldunuz? Nasıl buldunuz? Yani bu daha önce görülmemiş bir şeydi ama şunu da gerçekten tırnak içinde samimi bulmuyorum diyeyim. Yani Avrupa Birliği'nin veyahut da Ukrayna'nın talebiyle bizi hemen bugün imzalamış zannediyorum başvuru belgesini evet. Avrupa Birliği'ne ya da yani o çok sevdikleri Yunanistan bile efendim işte Sokrates'i Platon'u kapıda bekletmeyelim diye 5 yıl içinde 1975 ile 80 arasında jet hızıyla Yunanistan'ı aldılar Avrupa Birliği'ne zaten Türkiye için 1 Ocak 81 sabahı bilattır bana göre Türkiye'nin darbe Avrupa Birliği'nden yapıldı deniliyor Türkiye'den Yunanistan'ın NATO'ya girişine Türkiye itiraz etmesin diye. Bilmiyorum bir teori. Fransa'ya da etmedik 2009'da geri girişine. Ben o sırada Paris Büyükelçiliği'nde görevliydim. O öyle de geçti. Yani Fransa'da Sarkozy zamanında. Ama bittik bizi daha çok batıya bağladı. Bağladı darbe. Değil mi? Yani onun sancılarını yaşadık hep kaç yıl boyunca ekonomide de siyasette de. Dolayısıyla bu tablonun bir nükleer savaşa ben var, şahsen mazlum. Varacağını tahmin etmiyorum. Ama demin söylenenlere ilave yapayım. Hakikaten örneğin Fransa 5. Cumhuriyet 1958'den bu tarafa işte Charles de Gaulle, Pompidou, Mitterrand, Chirac ama Sarkozy ile birlikte gerçekten lider kalite profili diyelim, ağırlığı diyelim. Liderin bir ağırlığı vardır değil mi Sayın yani. Bakanım? Yani o bile çok fark etti yani bu son 3 gün. Chirac'ı hatırlıyorum işte Avrupa Birliği müzakere sürecinde yani bir de Sarkozy'ye bakıyorsunuz. Kabili kıyas kabul etmedi. Sayın Bakan hocamın bıraktığı yerden şimdi bir ambargo, ekonomik ambargo var Rusya'da. Oradaki durum nedir onu İlker Bey'e soracağım. Rusya'daki halk çünkü çok sıkıntı çekildiğine dair yorumlar da var. Ama bizi Türkiye'yi nasıl etkileyecek bu yaptırımlar? Seyircilerimiz bunu soruyor. Yazın örneğin turist gelişini etkileyecek bir durum var mı acaba? Yani tabii şöyle bir şey söyleyebiliriz. Tabii Türkiye'nin en büyük turizm anlamındaki gelen misafirimiz Rusya ve Rusya Federasyonu'ndan ve Ukrayna'dan. Şimdi tabii burada böyle bir sıkıntı bir savaş hali, bir çatışma hali varken bu tabii pek yüksek seviyede yaza olacak. Yaza kadar çözecek ama, bir durum yok öyle ama, mi? Mümkün değil. Yok onu demiyorum. Ama bir an önce tabii şey bu olabilir. Tabii bütün dünya ekonomileri 2 yıldır zaten bu koronavirüs sebebinden dolayı etkilenmiş vaziyette. Yani üretim zincirleri kırılmış, lojistik yapılamaz hale gelmiş. Yani ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Ham madde sıkıntıları var. Dolayısıyla bunların hepsinin zaten iç içe geçtiği zaman bir de bu şimdi olunca
Yani tüm dünya kadar biz de etkileniriz. Ama şöyle bir avantajımız var. İşte biraz evvel konuştuğumuz konumumuz gereği, durumumuz gereği yine çözüldüğü zaman her iki tarafında bize karşı olumlu olarak yaklaşacakları bir İlker atmosferdeyiz. Bey'e katılıyorsunuz bu anlamda. Belki o hani, imkanlar belki tabii değerlendirilir. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi biraz evvel hocamın söylediği gibi ben de ümit etmiyorum ve inanmıyorum ki bir nükleer Allah muhafaza müdahaleyle karşı karşıya kalınsın. Çünkü yani nükleer başka bir şey. Başka bir şey. Evet. O ve onun kazananı yani savaşın zaten kazananı Allah korusun. Çünkü insan hayatını kaybedildikten sonra tabii kazansanız ki ne şeydir ama yani nükleer başka bir ölçek. Bir de tabii Ukrayna tarihinde en büyük nükleer kazasının Çernobil'i yaşamış bir ülke maalesef. Dolayısıyla Allah ondan muhafaza eylesin. İnşallah. Öyle bir şey olmasın. İlker Bey size geleceğim ama bağlandık, hatta sizin de sorunuz vardı. İsterseniz iletebilirsiniz. Emine Kavasoğlu Kiev'den az önce patlama seslerini aktarmıştı bize. İlker Bey'in bir sorusu var Emine sana. İlker Yücel'in. Evet. Emine Hanım kolay gelsin. Başarılı çalışmalar diliyorum. Dikkatli olunuz oralarda. Şimdi bir sorum şu. Biz görüntülerden tabii takip etmeye çalışıyoruz. Sosyal medyaya düşen görüntülerden daha çok. Ukrayna ordusunun savaşma durumu nedir? Çünkü sanki gerilla savaşına dönüştü gibi bir izlenim ediniyoruz. Ya da orduda bir isteksizlik var mı? Çünkü ona yönelik bazı yorumlar da yapılıyor. Orduda bir ne de olsa bizim komşumuz Zelenski'ye bir tepkinin de yarattığı bir isteksizlik var mı? Bu yorumlarla ilgili gözlemleriniz var mı? Birinci sorun bu. İkincisi de silah dağıtıldı halka. İşte en son bazı mahkumlara da silah dağıtılacağı açıklandı. Dışarıdan yabancı savaşçıların da gönüllü orduları, birlikleri kurulma kararı alındı. Yani bir burada sanki ordu içerisinde bir sıkıntı var da başka alternatifler peşinde mi koşuyor Ukrayna yönetimi? Durum nedir acaba? Aslına bakarsanız hani biraz yorum katmış olacağım belki ama ordu isteksiz olarak yorumlamak doğru değil ama aslına bakarsanız sanki Ukrayna biraz yalnız bırakıldığını düşündü. Özellikle savaşın 5. günündeyiz. İlk 3 günde biraz yalnız bırakıldığını düşündü ki Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ardı ardına yalnız bırakıldığına yönelik imalarda bulunan açıklamalar yapmıştı. Ki özellikle Avrupa'yı da korkaklıkla suçlamıştı. Kimden korkuyorsunuz, neden korkuyorsunuz açıklaması yapılmıştı. Orduda bir isteksizlikten söz etmek mümkün olmaz sanıyorum. Zira artık savunma pozisyonuna geçildi. Özellikle başkent Kiev için. Ama tabii ki gönüllüleri de çağırmaya devam ediyorlar. Zira iki orduyu kıyasladığımızda neredeyse iki katı daha fazla askeri güce sahip Rusya devleti asker bakımından da. İşte bu sebeple zaten daha önce de savaş bu kadar şiddetlenmeden önce de savaş başlamadan önce hatta emekli askerlerin de orduya çağrıldığını biliyoruz. Gönüllülerin de orduya çağrıldığını biliyoruz. Dolayısıyla Ukrayna askerinin herhangi bir çekinme ya da bu savaştan kaçma gibi bir durumda olduğunu söylemek mümkün olmaz herhalde ama sadece gönüllü askerler değil aynı zamanda sivil halkında çok fazla bu aslında şöyle söyleyeyim bir bağımsızlık savaşı verdiklerini düşünüyorlar ve dolayısıyla da bu bağımsızlık savaşında 7'den 70'e herkesin silah tutmasını, herkesin elinde silah olmasını ister gibi bir durumları var demek daha doğru olur sanırım. Emin ol, tahta silahları görüyoruz, onu merak ediyorum. Bir de ekonomik durum nasıl? İnsanlar neler konuşuyorsun sokakta, markette? Ekonomik durumda şu an itibariyle bir sıkıntı yok ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü çevremizdeki bütün mağazalar, işletmeler hepsi kapalı. Benzin istasyonları yine aynı şekilde ki yakın zamanda çok kısa bir zaman içerisinde bir yakıt sıkıntısının olacağını da söyleyebiliriz Kiev'de. Zira artık Kiev'de benzin almak sadece basın mensuplarına özgü diyebiliriz. Çünkü bizim akreditasyon kartlarımızı gösteriyoruz artık. Akreditasyon kartlarıyla benzin alabiliyoruz ki o da eğer açık benzin istasyonu bulabilirsek ekonomik sıkıntı an itibariyle belki değil ama savaş böyle devam ettiği sürece Ukrayna'yı büyük ekonomik sıkıntılar bekleyeceğini söylemek zor değil. Çünkü bir yandan da Ukrayna biliyorsunuz ki en büyük tahıl ambarı. Dolayısıyla savaş devam ettiği sürece en büyük gelir kaynaklarından birinden yoksun olacaklar gibi görünüyor. Teşekkür ederiz. Emine Kavasoğlu bize Kiev'den şu anki gelişmeleri aktardı. Az önce bombalar patlıyordu o bölgede ama
Gördüğünüz gibi durum biraz sakin gibi. Var mı sorunuz Sayın Bakanım? Bu şeyi sorabilirsek, sürekli gündeme getirilen Emine Hanım, öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Kendinize de dikkat edin lütfen orada. Sivillerle alakalı çok sayıda sivilin silahlandırıldığı ve sokakta olduğuyla ilgili bir takım haberler geliyor. Bunlar doğru mudur? Siz de böyle bir şey gözlemlediniz mi? Onu merak ediyorum. Evet. Evet, evet Sayın Bakanım, doğru. Biz şöyle anlatayım size, biz Mariupol kentinden Kiev'e yola çıktık. Uzun süren zorlu bir yolculuk gerçekleştirdik. 15-16 saat boyunca yoldaydık ve Kiev'e, özellikle başkent Kiev'e yaklaşık 200-250 kilometreden başlayarak bütün sivil halkın ellerinde silahlarıyla nöbet tuttuğunu gördük. Bu noktaya ulaştığımızda da yine aynı şekilde, mesela biz şu anda Kiev'in meydanındayız, Özgürlük Meydanı'ndayız. Siz de çok iyi biliyorsunuzdur burayı. Ara sokaklarda Kiev meydana ulaşan bütün noktalardaki Marinski Sarayı da buraya yakın bir nokta, Başkanlık Sarayı. Her yerde askerlerin yanı sıra barikat kurmuş siviller var. Zaten Ukraynalı yöneticiler tarafından da yapılan bir uyarı vardı. 2 gün önce yapıldı bu uyarı. Ev yapımı patlayıcıları hazırlayın uyarısıydı bu. Dolayısıyla evet, eli silahlı sivilleri de görüyoruz. Yine aynı zamanda yol kenarlarında, ara sokaklarda Molotov kokteyli hazırlayıp hazır halde bekleyen sivilleri de görebiliyoruz. Hiç atıldı mı o Molotov kokteylleri Emine? Rastladın mı sokaklarda, aralarda falan? Evet, biz bugün biraz dolaşma şansımız oldu tabii, yasağın kalkmasıyla birlikte daha rahat Kiev sokaklarını dolaşabildik. Sokakların arasında, pek çok sokakta yanmış arabalara denk geldik ki bunların da şu bilgisini aldık. Az önceki yayınımızda da söylemiştik, sabotajcı şüpheleri var. İşte çoğuna sivillerin de müdahale ettiği ve o araçların yandığı görüntülere de tanık olduk. Müdahale ediliyor çünkü sadece dediğim gibi artık asker ve polis burada değil, halkın da bir tedirginliği olduğunu şöyle söyleyelim. Herkes de bir sabotajcı gözüyle bakıyorlar. Mesela biz kamerayı kullandığımızda belki biraz daha rahatız ama bazı noktalarda cep telefonuyla çekim yapmaya çalışıyoruz. Özellikle kamerayı hazırlayıp kayda girene kadar cep telefonlarımızla çekmeye çalışıyoruz. İşte o noktalarda sivillerin çok sert müdahalesi oluyor. Zaten kollarında artık sarı bandajlar var. Kollarına sarı bandaj takıyor siviller ki bu onların silahlı siviller, silahlı gönüllüler oldukları anlamına da geliyor. Dolayısıyla evet, her ora sokakta, her ana caddede eli silahlı sivilleri görebiliyoruz. Türklere ve nasıllar Emine? Türk olduğunuzu öğrenince ne yapıyorlar, nasıl davranıyorlar? Bir de onu sorayım son olarak. Seni tutmayalım daha fazla. Türklere karşı gayet iyiler. Onların yanında olduğumuzu söylüyorlar her zaman ve minnettar olduklarını söylüyorlar. Hem Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu, Ukrayna'ya yapmış olduğu ziyaret, hem ara buluculuk sebebiyle sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ara buluculuk dileğini dile getirmesi, ara buluculuk rolü üstlenmek istediğini dile getirmesi tabii ki Ukrayna halkında büyük bir rahatlamaya sebep olmuş durumda. Elbette Türkiye'ye karşı da gayet iyi yaklaşımları var ve Türkiye'ye minnettar olduklarını da her defasında dile getiriyorlar. Çok teşekkür ederiz Emine. Çok sağ ol. Kolay gelsin.